Hoş geldiniz değerli dostlar. Eşikte de çok önemli bir partinin ünlü bir yöneticisine ait eşcinsel kaset ifşa edilecek. Kimileri bu kaset söz konusu partiyi vurur ve ona en az 3 puan kaybettirir derken kimileri o isim istifa ederse sorun olmaz diyorlar. Eşcinsel milletvekili adayı ile partisini açıklamadan Tayyip Erdoğan'ın dün yaptıklarını hatırlatayım. AKP Cumhurbaşkanı ticari araçlarını yenilemek isteyenlerden özel tüketim vergisi alınmayacak dedi. Bunun anlamı taksi dolmuş, minibüs, otobüs çekici ve kamyonla ticari taşımacılık yapanlara kıyak çekmektir. Bu şekilde önemli bir kesime yine al ver yapılarak oy alınmak isteniyor. Muhalefette değil. 21 yıldır iktidarda olan parti bunu yapıyorsa yani hala vaatlerde bulunuyorsa bunun okuması elbette çok zorda olmasıdır. İşte o zorda olmayı resmeden dramatik bir tiyatro sahnesi daha ki sosyal medyada var. Tayyip Erdoğan seçim otobüsüyle dolaşıyor derken otobüse alınan kız çocuğu aynen şunu söylüyor. Onlar seccadeye basıyorlar. Evet minnacık bir sebiyi inanç üzerinden yapılan siyasi istismara alet ediyorlar ki hadise tartışmasız olarak organizedir. Tayyip Erdoğan ise çocuğun o sözleri üzerine hemen atılıyor. Bakın bakın ne diyor onlar seccadeye basıyor diyor. Erdoğan akabinde hemen elini cebine daldırıp çıkardığı bir tomar paradan 200 lirayı seçip çocuğa veriyor. Evet AKP'li Cumhurbaşkanı adeta Kemal Kılıçdaroğlu'na edilen hakareti ödüllendiriyor. Ve bütün bunlar kayda alınarak servis ediliyor. Söyledim iktidar bu gibi tiyatrolara bile muhtaç haldedir. Bu sebeple hazinede karşılığı olmaksızın verdikleri yetmedi. Şimdi dağları, taşları cenneti vaat ediyorlar. Bütün bunlara ilave olarak da inançtan her alana bel altı vuruyorlar. Tayyip Erdoğan dün Manisa'da yine Alevilik üzerinden istismarlar yaptı ki bunu yapacağını ifade etmiştim. Erdoğan bunları yaparken Süleyman Soylu da boş durmuyor. O da vides yükseltti ve dün bulduk, bulduk diyerek ortalığa fırladı. Peki sigortacı Süleyman neyi mi buldu derseniz cevap şu. Gabar'da Suudi Arabistan kalitesinde petrol bulmuşlar. Öyle dedi Süleyman Efendi. Seçime daha 19 gün olduğuna göre daha çok şey bulacaklar. Mesela büyük altın rezervleri yakında açıklanır. Buna paralel olarak yeni keşif ve buluşlara ilave eden Tayyip Erdoğan yine dün acayip mi acayip sözler etmeye devam etti ve dedi ki Türkiye'yi Suriyeleştirerek çökertme hesaplarını hep birlikte bozacağız. Erdoğan'ın bu sözü sonrasında Ümit Özdağ haklı olarak bu Tayyip ne içti acaba çok merak ediyorum açıklamasını yaptı. Lafa bakar mısınız? Türkiye'yi Suriyeleştirerek çöketme hesapları yapılıyormuş. Pardon ama onu yapan bölgeye ihvancı anlayışı hakim kılmak isteyen ve Osmanlı'yı diriltme hayalleri kuran Tayyip Erdoğan değil de Bay Kemal miydi? Evet cevap arıyorum. CIA Başkanı Leon Panetta ile Ankara'da kafa kafaya verip Suriye'yi çökertme hesaplarını yapan AKP iktidarı patronları liderleri değil de CHP Genel Başkanı mıydı? Suriye'de kan döksün diye Türkiye'de eğit donat kamplarını kurup cihatçı ihraç eden Kılıçdaroğlu muydu? Anadolu'yu İslamcı teröristlerin otobanı yapan, Türkiye'yi Pakistan hatta Afganistan'a dönüştüren AKP hükümeti değil de başkaları mıydı? İdlib'de muhafaza edilen on binlerce İslamcı cihatçıya hala düzenli maaşlar ödeyip başa bela eden Tayyip Erdoğan politikaları değil mi? Realite buyken, manzara buyken Tayyip Erdoğan çıkıyor, Suriye dileşme üzerinden korku salıp oy istiyor. Ne demek lazım? Pes! İfade ettim bunun adı sadece iki yüzlülük değil, aynı zamanda çok zorda olunmasıdır. Yine Hizbullah gibi katil çeteyle yapılan ortaklık ortada. Evet evet Müslümanları bile başka bir tarikata mensup diye diri diri gömen bu çetenin elemanları AKP'den milletvekili adayı yapıldı. İşte size somut örnek Hüdapar'ın Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç AKP listelerinden seçilecek yerden aday yani 20 gün sonra mecliste olacak kimdir Faruk Dinçlerseniz 2009'da Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hizbullah davası kapsamında hapis yatan isimdir. Değerli izleyenlerim muhalefete gelirsem Kemal Kılıçdaroğlu dün Kars Ardahan'da Uşak'ta şov yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la verdiği üçlü görüntüyle adım adım cumhurbaşkanlığına yürüyor ancak yine uyaracağım. Söz konusu mitinglerde sadece Kars ve Ardahan'daki Uşak'taki kalabalıklara değil Türkiye'ye hitap edildiği bilinmeli ve ona göre konuşulmalıdır. Demokrasi ve kayyum ifadeleri arafta bekleyen kararsız seçmeni nasıl etkiler hesap edilmeli, dikkate alınmalı. Kemal Kılıçdaroğlu gelirse Doğu ve Güneydoğulu bütün belediyeleri PKK'lılar alacak yönetecek algısı yaratılmamalıdır. Hep söylüyorum bu gibi şeyler sağ seçmenin hassasiyetleridir ve oy tercihlerine yansır. Sağ seçmenden demokrasi diyerek oy alamazsınız. Devleti kutsal bilir. Hülasa yıllardır aynı şeyler yapılarak farklı sonuç alınmıyor. Bir kere daha ifade ediyorum muhalefet kampanyalarında kuşku yaratacak, kafa karıştıracak konuları ağzına almamalı, onlardan uzak durmalı. Açlık, yokluk, pahalılık, soğan ve patates demelidir. Tam bu noktada Gaziantep valisinin dünkü facia kararını da duyurmak istiyorum. Vali Davut Gül yarın saat 17'de Ekrem İmamoğlu'nun Antep'te yapacağı mitinge izin verilmediğini açıkladı. Evet yasal ve geçerli hiçbir gerekçe olmadan Vali Bey keyfi bir kararla izin yok dedi ki elbette bu yukarılardan gelen emirdir. Yurdun 13 merkezinde mitingler yapan Ekrem İmamoğlu'na hiçbir yerde zerre bir kısıtlama konmazken aniden Gaziantep için böyle bir karar alınması sarayın Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğunun belgesidir. İyi de bu yapılan hür seçim ortamına ve propagandaya müdahale etmek değil mi? Seçim sürecinde valiler kullanılarak yasaklamalar yapmak millet iradesinin tesciline engel olunmuyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bu rezaleti haykırmalı ve kampanyaya izin verilmiyor develidirler. Aynı şekilde hiç ağza almadıkları seçim ve sandık güvenliğini de artık gündeme taşımalıdırlar. Bu arada Tayyip Erdoğan kendi sebep olduğu Suriye'deki trajediyi saptırarak siyaset yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu hala ağzına almamasının izahı yok. Yoksa söz konusu ihanetin sorumlusu olan Ahmet Davutoğlu'na bunun için söz mü verdi? Yahu o Davutoğlu kendi ifadesiyle halası bile CHP'ye oy vermem diyen biri yani Millet İttifakı'na zerre oy kazandıramayacak, kaybettirecek bir narsist. Nitekim günler haftalar geçti. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan sahada yoklar, karşılıkları yok. Değerli dostlar gelelim çok önemli partinin kaseti olan eşcinsel adayına ismine ki afişe edilirse partisi vurgun yer ve en az 3 puan düşer deniliyor. Peki kimdir o isim ve hangi partiden mi derseniz önce şunu söyleyeyim. Bu ismin söz konusu ilişki görüntüleri iktidar medyasının elindedir. Yayınlasak mı, yayınlamasak mı diye iki gündür tartışıyorlarmış. Yayınlanırsa siyasi etkileri ve sonuçları ne olur değerlendiriliyormuş. Muhtemelen en yukarıdan emir bekliyorlarmış. Haberi gündeme taşıyan Oda TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'dır ki haber yüzde yüz doğru olmazsa Soner Yalçın bunu yazıp kendini ve Oda TV'yi riske etmez. Soner Yalçın dünkü söz konusu haber ya da yazısında aslında her şeyi ortaya koydu. Birincisi söz konusu eşcinsel kaset muhalefet partili bir adaya isme aittir bu durumu iktidar medyası kaseti yayınlamayı tartışıyor diyerek ortaya koyuyor ki saray basınının kendi adamını afişe etmeyeceği aşikar. İkinci husus önemli parti deniliyor. Bunun manası bu partinin deva, gelecek, saadet ve demokrat partilerinin olmadığı. Üçüncü husus muhafazakar partiye mensup saptaması var. Bunun da okuması söz konusu isim Cumhuriyet Halk Partili değil demektir. Bütün bunlar ortaya konduğuna göre kastedilenin hangi parti olduğu ortada. Peki o partide hangi isim mi derseniz yine açık net işaretler var. Birincisi önemli konumda deniliyor ki kastedilen isim bir partinin genel başkan yardımcısı. İkincisi akademisyen, üçüncüsü evli olduğu belirtiliyor. Dördüncüsü bir kız çocuğu var deniliyor. Beşincisi yaşı 60'a dayandığı söyleniyor. Altıncısı hukukçuluğunun altı çiziliyor. Yedincisi memleketi için kayısı duyarı deniliyor. Bütün bunlar ortaya konduktan sonra sadece isim açıklanmıyor o kadar. Lakin kim olduğu ayan beyan ortada. Minnacık bir hafıza turu ve özgeçmiş araştırması yapan herkes sonuca bir iki dakikaya ulaşır. An itibarıyla da en başta söz konusu ismin mensup olduğu partinin genel başkanı ve herkes şimdi o ismin istifa etmesini bekliyor. Fakat şu hususun altını çizeyim. Söz konusu isim istifa etse de o genel başkanın bundan sonra siyasette dikiş tutturması ve kalıcı olması mümkün değildir. Kovduğu onlarca isim ve yerlerine tercih ettiği isimlerin tamamı faciadır ki bu hal kendini bitirmiş tüketmiştir. Söylenen Tayyip Erdoğan'ın en büyük şansının o genel başkanın sağ bir partide lider olması ve o mecrayı bloke edip kapatmasıdır. Benim o isme aylardır yaptığım itirazlarsa bu ve henüz açığa çıkmayan benzer pek çok utanmazlıklar yanlışlar sebebiyledir. Tam bu noktada bir hatırlatma yapayım. Tayyip Erdoğan dün İyi Parti, HDP ve CHP'yi LGBT'ci ilan etti ki her halde tesadüf olmasa gerek. Yani devamı söz konusu olabilir. Ancak madalyonun öbür yüzü öbür tarafı da var. Bu tür görüntüler emin olun muhalefet cenahının elinde de mevcut. AKP'nin ağır toplarına ait seks kasetleri seçim öncesi bir merkez tarafından sürekli olarak oraya buraya dağıtılıp servis ediliyor ki aktarmıştım. Şahsıma da öyle bir görüntü gönderildi lakin biz bel altı operasyonlara figüran olmayacağımızı peşinen ilan etmiştik. Hülasa son 19 gün çok şeye gebedir hatırlatıyorum. Noktalamadan utanılacak bir başka haber. Ama sırada 42 kişinin hayatını kaybettiği malum maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek yapılacak. Mahkeme katılımcılar fazla diye yargılamayı Geniş Spor Salonu'nda yapmak istedi. Ancak Gençlik Spor İl Müdürlüğü yargıya o salonu spor dışında hiçbir faaliyete vermiyoruz diyerek tahsis etmedi derken dün o salonun AKP'nin seçim propaganda faaliyetine tesis edildiği görüntülerle ortaya çıktı. Evet devletin mahkemesine yok AKP'nin seçim faaliyetlerine var. İşte bundan ötürü 14 Mayıs'ta bu zihniyet beheme hal süpürülmeli diyorum. Noktalarken videolarımı çevrenizle paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.